Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Yepyeni bir Mount & Blade Warband bölümüyle karşınızdayım. Biliyorsunuz geçtiğimiz bölümde en son sevgili Alaaddin Keykubat'a, kralımıza bağlılık yemini ettik ve kralımıza ettiğimiz bağlılık yemininin ardından da oyunu sonlandırmıştık, bölümü sonlandırmıştık. Bununla beraber 3 tane kervansarayımız var. 3 kervansaray da bize çalışıyor. Neredeyse bütün haşhaşiler yok edilmiş vaziyette. Haşhaşilerin yok edilmesi baya baya işimize yarıyor. Bununla beraber 61 bin paramız, biraz mücevherimiz ve okumamız gereken tonla kitabımız var. Harbiden okumamız gereken tonla kitap var. Liderlik becerisini falan arttırdığım için 200'e yakın adama bakabiliyorum artık. Şimdi şöyle yapacağım. Gidip alttaki hisarı patlatacağım. Şurada bir yerde bir tane hisar var ya. Gidelim şu hisarı patlatalım. Ardından haşhaşilerin son kalesini devirmeye çalışalım. Kameram kapalı bu arada. Kameramın kapalı olduğunun bilincindeyim, merak etmeyin. İlerleyen zamanlarda açacağım kamerayı. Şimdi dediğim gibi hisara gidelim, farm atalım. Karakterimizin ana yetenekleri yükselmeye devam ediyor. 32 level olsun, puanı bekleteceğim. Çünkü çeviklikten biniciliği dörtlemek istiyorum. Lan fazladan atletizm verecek kitap var, her şey var. Artık şehir alınca bence kitap okumaya başlarız. Yani şehir olmadan kitap okumak zor. Bir şehir sahibi olduğumuz zaman rahat rahat hallederiz. Bu arada Selçuklu gerçekten Haşhaşi bölgesini sahiplenmiş vaziyette. Elimdeki adamlara güveniyor olsam da bu şehri kuşatmak bana çok tehlikeli geliyor. Aslında son kaleyi kuşatıp oraya ben çökmeye çalışabilirim. Zira askerlerim kuvvetli aslında. 200 kişiyiz, bir de içeride 300 tane esir var ama alamam ben orayı ya. Ama oğullar burada bekliyor. Narah saldırı altında çünkü. Ve içeride tonla asker var. Yok, bizimkiler buraya şey düzenlemeden, bizimkiler buraya fetih düzenlemeden ben bir halt diyemem. Bak, hiçbirinin bir tane bile adamı yok neredeyse. Şu kenardaki 200'lük adam beni takip etse başarabilir miyiz acaba burada vuruşmayı? Çok zor bir ihtimal ya. Garanti görmediğim hiçbir savaşa girmeyeceğim. Zira riske atmaya gerek yok. Hisar'a gidelim. Farmımızı atalım. Hisar'dan mücevher çıkar, bir şeyler çıkar. Olmadı bir iki turnuva kovalarız. Turnuvalardan iyi para gelir. Yeni kılıcımızı değiştirmiştik. Kılıcımızı birazcık test ederiz, kullanırız. Bakalım kılıç ne kadar kuvvetli. Ne kadar kudretli. Kılıcın bir gücünü görmüş oluruz. Ayrıca ordumuz baya baya iyi durumda ya. Arbeletli paralı askerler olsun. Haçlı keskin nişancıları olsun yani. Evet, karma bir ordu ama karma ordu epey iyi durumda. Hisar'a saldırdığın zaman 10 nam, bir yönetim hakkı, para, mücevher ve esir. Yapıştır. Okey, herhalde kılıcı daha çok seveceğim gibi hissediyorum ya. Bütün ordu şu kenarda dursun. Adamları oklamaya devam edin. Şurada biraz bombaları kullanalım. Bombalarımın hiçbir işe yaramadığını söyleyebilir miyiz? Şu an evet, yani kalkan alevli bombalara nasıl şey yapıyor bilmiyorum ama adamlar alevli bombaları falan blokladı. Kılıcı daha çok sevdim. Kesinlikle kılıcı daha çok sevdim. Yaşasın kılıç. Geliyorum ulen.
Kılıcı böyle bir de sırtına alıp taşıyor ya. Lan beton gibi çarpıyoruz adamlara ya. Güzel hisar farmı hocam. Güzel hisar farmı. Oo, paraya gel paraya. Şimdi şu canlı koşu atı satılacaklar listesinde kesinlikle. Bununla beraber bir miktar viskileri falan da şöyle yukarı çekebilirim. Ya da viskiyi yukarı çekmem, viski şöyle aşağıda kalsın. Mücevheri alırım. Bu mücevherler kullanılır. Bununla beraber efendim sevgili Adamlı 4. ayında Varban demiş. Adamlı hoş geldin. Desteğin için çok teşekkür ederim. Kesene bereket. Sağ olasın. 21 tane esir otomatik geldi galiba. Okey, bir yerde imkan olursa, uygun olursak satarız. Warband güzel oldu ya. Hocam ben turnuva kovalarım. Bana arenadan turnuva söyle. Nereye gitmem gerektiğini öğreneyim, kovalayayım. Zira şey çok hoşuma gitti. Kılıcımız çok iyi ya. Abi yakınlarda turnuva. Tarablus, Kutaisi, Roma. Şimdi Trablus'a Roma'nın ileride olduğunu biliyorum ama Kutaisi yakınlardaydı sanki. Öğrenelim. Şimdi Trablus uzakta. Onu biliyorum. O kadar da uzak olmayabilir belki. Aa yakın 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 tamam okey. Yakın yürü. Mücevherim var. Mücevher vererek 500 dinar bahis koyabiliyoruz biliyorsunuz. Ne oluyor? Atlı bir adam partinize doğru hızla geliyor. Enlerin ne yaptığın hareketle adamlarının onu tutmasını söylüyorsun. Atlı adamlarınız tarafından yakalanıyor ve kendisini Erzurum'dan bir temsilci olarak gösteriyor. Size yetkili bir adamın avcılık kazasında öldüğünü ve ailenin Erzurum'da kendisi şerefine resmi bir gün bildirmeyi kabul ettiğini söylüyor. Eyvallah. Yani ne kazandık bilmiyorum da. Hocam Cihat ve Haçlılar modu versiyon 6. Versiyon 6.0. Hatta dilerseniz Cihat ve Haçlılar moduna YouTube'da yayınladığımız bölümlerin açıklama kısmından erişebilirsiniz. YouTube'daki bölümlerin açıklama kısmında bütün hepsi var. Haberiniz olsun. Yani ulaşabileceğiniz link, kurabileceğiniz link. Evet, burada bir süre bekle. Arena'nın kapısı niye kilitliydi ya? Turnuva ne oldu? Bir gün farkla mı bitti? Bir gün farkla kaçırdık herhalde. Hüma Hatun serisinde rastgele bir kılıç kullanıyorum ya, Steel Blade. Öyle çok efektif bir şey değil yani zırhlarım falan iyi de. İstanbul'da. İstanbul'daki turnuva daha yeni. Bence İstanbul'daki turnuvaya gideriz. Tabi yolda Bulgaristan İmparatorluğu'nun adamları bizi tutmazsa. Aa okey. Kimse bizi tutmadı. Haçlı Arbelikçisi de keskin nişancıya dönüştü. Hocam merhaba. 600 dinar oynayabiliyor muyum kendi üstüme bahis olarak? Vay be. Dediğim gibi kılıcı bayağı sevdim. Kılıcı bayağı sevdim abi. Turnuva bitsin. Save alalım. Öyle altta batıp kamerayı açacağım.
Öteki türlü bizim burada işimiz zor. Tertemiz. Rica ederim efendim, ne demek? Ama dediğim gibi özel olarak kullandığım, kuşandığım bir kılıç ya da kalkan yok. Zira orada itemlerim tırt durumda. Sadece zırhlarıma şey yaptım. Zırhlarıma yöneldim. Lan adamın direkt amel defterini kapadılar be. Ben de baştayının amel defterini kapadım. Yavaş 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 yavaş, aman. Aman abi, aman abi. Sen o kargıyı bir indir. Bu attan mı düştü sadece? Temiz. Bir savaşçıdan oluşan 3 grup. Ya atlıyı kesersek gerisi rahat gelir bence. Tertemiz. Aa, donate geldi ama okuyamıyorum. Biri bana yazabilir mi acaba? Neyse, birazdan altta batacağım zaten, okurum mutlaka. Kesinize bereket efendim, teşekkür ediyorum. Vallahi göremiyorum hocam, yani... Monitörün biri iptal oldu dediğim gibi. Monitör cortladığı için... Kılıcımın tersiyle ne çarptım ama. 131 hasar. Gene aynı adamla savaşıyorum hocam, aman dikkat. Yo, bu kılıç kalkanlı. Biraz farklı ve yeni oyunlar daha iyi olur dediğiniz. Geçelim, geçelim hocam. Ya yeni birkaç tane oyun alacağım da arkadaşlar. Bütçemin daha uygun olduğu bir zamanı bekliyorum. Birkaç tane oyun var aslında istek listemde almayı planladığım. Var canım, yeni oyun olmaz olur mu? Sabah aslında birkaç farklı oyuna giriş yaptık. Ondan sonra ben Warband'a geçtim tekrardan. Çeşitliliği arttırırız, sıkıntı yok. O neymiş öyle? Neler verdin bana item olarak? Salih silah talimi. Salih nereden çıktı? Okumak için 17 zeka şey yapabilirim. Kalkan yeteneğine artı 2, güç özelliğine artı 3. Oğlum bu çok iyi bir şeymiş ya. Ha bak, mücevherin de yenisini verdi. Mücevherin de yenisini, yedeğini verdi. Tatlı, eyvallah. Sosis kenarda, tahılları, sosisleri, şunları falan bir satalım. Bayağı güzel para yaptık bu arada ama bizim o kitapları okuyacak zaman aralığımız yok gibi bir şey hocam. Yani hangi ara okuyayım o kitapları? Şu tahıllardan ve sosisten beni kurtar. Bununla beraber şuradaki birkaç çarı çöpü de satalım. 4K'ya kadar parası var. Tamam, yeter. Silah tüccarı. Silahımdan acayip memnunum. Bu oha. Eğrilmiş Savran Blade. Ama 21 güç istiyor. Nasıl bir silah ki bu 21 güç istiyor ya? Kadim dostum satır. Hatırlar mısınız? Enver abim, düşünmen yeter. Sağ olasın abim. Vallahi çok teşekkür ederim abi. Hani insan inan şey yapıyor böyle, mahcup oluyor. Kendini kötü hissediyor. Ya kötü hissetmekten kastım şu abi. Allah razı olsun. Hani her şeyde böyle koşturuyorsun, ediyorsun. Kendimi kötü hissediyorum bir yerde. Halledeceğim abi, halledeceğim. İnşallah yani
Artık benim de birazcık rahatlama zamanım geliyor. Ne oldu da ben patladım? Şeyde ben patladım. Ocak ayında saat kotasını dolduramadım. Ocak'ta değil de Aralık'ta dolduramadım kotayı galiba. Evet. Aralık'ta kotayı dolduramadığım için birazcık böyle bir allak bullak oldu işler. Ama şükür toparladım. Yani Şubat'ta kapalı olmasına rağmen kota doldu. 540 saat abi yani. Dolmaması mümkün değil. Toparlıyorum abi, sağ olasın. Çok teşekkür ederim valla. Canlı Kudüs Kralı atı. Binicilik 4. Bizimkinden daha mı iyi? Yo. Yo değil. Manevrası hızı ve manevrası hızı daha iyi, hücumu düşük. Sağlığı falan bizimkinin bir tık daha iyi. Neyse, 5K para eden bir şeyimiz var. Şimdi burada geceremeyeceğim. Elde çünkü envanterde okunacak kitaplar var. Okuma süreci %2. Birader benim bir şehir, kale, tamam mı? Şehir, kale, herhangi bir şey alıp öyle şey yapmam lazım. Kamera açacağım. Kamera açtım. Baranım hoş geldin balım. E kardeşim ne yapam? Ha, çalışmak lazım kardeşim, görüyorsun yani. Bak yalan yok, yayından önce şeye niyetliydim. Bu Sabaton'a başlamadan önce. Aha, Malatya kuşatma altında. Dur geliyorum geliyorum. Savunuruz herhalde orayı ya. Sabaton'dan önce şeye niyetliydim böyle. Bir tane monitör alayım, kulaklık alayım falan filan diye. Monitör artık istekten ihtiyaca dönüştü. Oo abi. Moğol işgalciler kimi kovalıyor öyle? Malatya'yı adama verdin de Malatya gidiyor elden. Kim kuşatıyor Malatya'yı şu an? 490 askeriyle tek başına kuşatıyor. Kral mı la bu? Bekle bekle bekle. Şu aşağıda fight var. 1400'e 44. Okey, 490 adamı ben tutamam. Gelir misiniz benimle beraber? Haydi parçalayalım lan şunu. Gel 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 gel. Bir saniye, karışma diyeceğim. Çünkü fight'ı o başlattı. Eğer adamların gelmesini beklemezsem sıkıntı olacak bana. Fight'ı ben başlatmadım çünkü. Hey 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 hey. Oğlum dur. Dur, fight'ı ben başlatayım madem. Dosta yardıma yetiş dediğinde 1058. Yeter la 1058 asker ya. Hoş bulmadım. Normalde gelmeyecektim. Ayrı kalamadım. Kardeşim benim her zaman. Ha, teşekkür ederim. Teşekkür ederim Ömer abim. Sağ olasın. Sağ olasın abim. Teşekkür ederim. Cansın abi, sağ olasın. Şimdilik ufak tefek bir şeyler var abi. Onları ben hallederim. Ya benim tek isteğim canının sağlığı abi, sağ olasın. Uy. Hapşıramadım. Ulan kılıç çok iyi ya. Ben bu kılıcı harbiden çok sevdim bak. Kılıç çok çok iyi. Bu arada bakmayın, bir yandan gözü kısıyorum ediyorum. Monitörün olduğu yere telefonu koydum da. Telefonun ekranı çuk kadar. Abi bir şey diyeyim mi? Bak benim bir çözümüm var ha. Hanım gelsin, hanımın laptopu kıram şuraya. O bari. Oh be. Size bir şey diyeyim mi? Bak vallahi silahı değiştirdim. Oyundan aldığım zevk kat kat arttı. Şu silahı değiştirdim. Harbiden oyundan aldığım zevk arttı ya. Baran'ım bu arada bugün müsait olursan Call of Duty yapalım mı?
Akşam 7 gibi yokum yalnız. Yayına band kaydı gamers'ı açacağım. Yeni evlenen bir arkadaşım var. Ona ev ziyaretine gideceğiz. Saldım çeyrem, evlam gayrı oldu zaten bu sabaton. Durabildiğim kadar duracağım başında. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Ne yapayım? Şimdi gitmeyeceğim. Çocuk haftalar öncesinden çağırdı. Ben Twitch'in kapanacağını falan hesaba katamadım. Erişim engelini. Kadim dostum bind kaydı gamers. Harbiden öyle ya. Beni taşıyın. Taşıyalım balım. Mete bizi taşısın. Mete Efendi'yi bulabilsem balonda boss kestireceğim ona da. Ya abi balon öyle bir oyun ki. Ölüsü bir K üstü izleniyor. Ya AAA oyun oynuyorum kanalda. Ya şeyde kalıyor böyle 200. Yüz küsürlerde. Ya Evil West gördüğüm en güzel oyun 0. Ama şey ya, Ramazan geliyor böyle herhalde bir şey yapar. Yeni seriler falan toparlar. Baran'ım güzel fantaziymiş o. Sıfır girip fulleyip tekrar karakter silmek falan. Adam kendine challenge koymuş. Oyun biraz daha götürsün diye. Yok Ozan'ım, tek başıma o sıçtığımın boss'una girişemem ya. Kill olayı zor ya. Lan bu kral da bize kale male vermiyor ki arkadaş. Şu haşhaşilerin son kaleyi alayım. Bize versin. Orduları falan bir kaleye yığıp artık hani yemeğini, ıdısını, bıdısını düşünmeden kitap okumak istiyorum ya. Kitaplarda çok fazla özellik var. Çok fazla stat var çünkü. Mancınıkları kır, öyle gir. Sevgili dostum. Şimdi Bannerlord da şehirler mancınık inşa ediyor ya. Eğer önlemini almazsan, evet o mancınıklar senin kuleleri falan parçalar. Ne yap biliyor musun? Koçbaşı'nı kuşatma kulelerini kır. Ondan sonra 4 tane tribüşe yap. Tribüşelerle şehrin mancınıklarını indir. Öyle kuşatma savaşını başlat. Öteki türlü adamı mındar ederler. Balista bile olsa kır yani. Ordunun tamamı benim emrimde değil. Benim emrimde olsa bir kenara çeker. 70 kili tamamlardım da. Bak bir saniye bir şey diyeceğim. Bana şuradan biraz daha kil verir misiniz? Ben 70'lemeye çalışıyorum da. Oldu mu 70 kill? Oldu. Artı bir güç hayırlı uğurlu olsun abi. Artı bir güç hayırlı uğurlu olsun. Eliminen dayı, eliminen diyerek kastım valla.
Ne diyorsun ya? Ben HS atamam. Headshot zor bende. Bana hanım saat kaç gibi müsaitsin o zaman? Warband'ı sonlandıralım. Discord geçeyim, oynayalım beraber. Ne zaman müsaitsin? Ve bizim bakalım bir sıkıntı var mı? Ha yok, okey, sıkıntı yok. WhatsApp grubundan arkadaşlar konuşuyor da. Hani planda bir değişiklik var mı, geliyor musunuz diye. Oh. Sekiz askeri de oto keselim canım. Kral gidebilirsin. O 221 adamı biz buradan tamamlayacağız o zaman. Okçuları, elitleri, diğerlerini alalım. Ya dediğim gibi biz 7 gibi çıkarız evden. 7'ye kadar müsaitim. 7'den sonra kadim dostum band kaydı gamers. O da inşallah elektrikler falan kesilmezse. Kesilirse de merak etmeyin, zaten biliyorsunuz sayaç kaldığı yerden devam ediyor. Yani aşağı yukarı bir hafta Twitch kapandı. Döndüğümüzde sayaç kaldığı yerden devam etti abi. Dün 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 dün. Güzel esir aldık. Güzel esir aldık. Yiğidi öldür hakkını yeme. Hem güzel esir aldık hem stat kastık. Baya baya iyi oldu bu. Bir de şu yemekleri hizalayalım mı hocam? Yemekleri hizalayalım. Şuradan gelecek 3'e 5'e ihtiyacımız yok. Çok güzel. Malatya'yı kurtardık. Şimdi Malatya'yı düşman işgalinden kurtarmak değil de Yimirya'ya sonra seviye veririm. Önemli olan şey şu. Benim bir toprak sahibi olmam lazım artık. Ama karakterin raporuna baktığım zaman, grup morali değil, karakter raporu, 676 namım var ve idare hakkım falan da var. Şu kitaplar falan bir bitse herkesle dostum bu arada, farkında mısınız? Yani hepsi şey modunda, yani reis, parti kur, oy verelim modunda şu an. Abi tamamdır o zaman. 4.30'a kadar ben takılıyorum. Sonra Call of Duty atalım. Eldiven tüccarında işim yok. Aslında Diyarbakır'a kadar gelmişken benim sandığa bırakacağım eşyalar var mı? Mücevherlerden birini turnuva için saklayalım. Turnuvada para kasmayı sağlıyor. Sonra sandığı şey yapalım. Dostlar o kadar çok mücevher var ki bu arada. Mücevher olsun, altın olsun. Şu iki zırhı al, buraya mücevher koy. Arkadaşlar 5 sıra full artı full mücevherim var abi. 5 sıra. Tam bu 5 sıra mücevherin akabine. Buradaki mücevher duracak. Selçuklu gunam zırhı. Yedek zırh falan ben niye tutuyorum ki? Yani istediğim zaman lootlayabiliyorum bunları. Bence zırhları boş ver. Hazine kitaplarını koy. Şu şey de satılır. Altınları da satarım anasını satayım. Portreler dursun. Altınları da satarım. Mücevher, altın. Paso Lady'lere verebilecek hediyemiz var. 15 tane mücevher var. Birkaç parça eşya var. Zırhı mırhı boşuna tutuyoruz yani. Dengeli şikimer. Dengeli şikimer ne yapıyor? Dengelinin hızı daha fazla. 109. Ama silah biraz daha ufak gibi. Ve naft var. Evet. Balım 7 gibi çıkacağız evden. 19 çift 0 gibi. Ama İsveç'te buradaki saat farkını bilmiyorum. Hani İsveç'te şu an saat kaç mesela? O aradaki saat farkını unutmayalım da. Biraz kısa da olsa kılıç idare eder mi ya? Bence idare eder abi. Bence idare eder. Ve 21K para ödemeyeceğim kesinlikle. Şuradaki cartı curtu sattık mı? 7K öde diyor hala. Öde.
Öderim. Yemek nam nam. Yeter. Aşağı Şeyler Selçuklu'ya savaş mı açtı? Oğlum zaten biz Aşağı Şeyler'le savaşta değil miydik? Bu savaştığımız Aşağı Şeyler değil miydi? No, barış görüşmesi falan mı oldu bir ara? Neyse Baran'ın bir saat içerisinde burada olurum dediğine göre 1 saat 45 dakikaya 5 gibi falan burada olur işte. Oynarız her türlü. Şu son bölgeyi bir fethedip kendime alabilsem o kadar mutlu olacağım ki. Birader bir şey söyleyeyim mi? Bu kılıcın elinden de kimse kaçamaz kolay kolay ha. Friendly Fire vardı galiba burada. Aa köle tüccarı. Birader selamun aleyküm. Bendeki bütün esirleri bir alıver. 100K param var ya. Yaklaşık 100K işte. 100K'ya yakın param var. Çok iyi. Ağır savaran. Çift elli. Bu çift elli diye mi geçiyor? 22 güç gerekiyor. Sadece savurma. Ay 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 ay. Ben bunun için naftların birinden vazgeçerim. Ben bunun için 13K'yı da gözüm kapalı veririm. Karakterin ama ne kadar güçlenmesi gerekiyor? Ebesinin nikah. Var mı bana güç verecek bir şey? Güç artı 3 verecek. Şu atletizmi ikileyelim. Sonra şu güç artı 3'ü okuyalım. Güç artı 3 ile beraber ne olacak? Bende kaç güç var? 19 güç var galiba. 22 olacak. Okey o kitabı okuduktan sonra olur. Ben bu Barsehi kuşatmak istesem. Mesela. Ne yapıyorsunuz lan? Bunlar bizden kaçıyor. Şuradaki 200 adamı da yanıma alsam çok büyük faydası dokunur ya. Tamamdır tamamdır Enver abim iyi oyunlar. Bak seni alsam. Emir Dukak. Cık. Gelmez ki bu. Tavsiyelerini dikkate alacak kadar iyi tanımıyorum seni diyor. Yani şuraya bir kuşatma atsak var ya. İçeride adamlar da bayağı kalabalık. Alamam ki ben burayı ya. Şehri kuşatsam 30 gün yetecek erzak var diyor. O Müceddin ve adamları dışarı çıktı. 457 adamıyla. Güzel oldu, güzel, güzel, güzel. Şehri temizlemiş olduk, öyle düşünün dostlar. Şuraya bir gelin. Yani o kadar zırhlı adam kasamamışsınızdır bence. O kadar zırhlı ve güçlü adam kasamamışsınızdır. Orduyu şuraya doğru getiriyorum. Birader nafta alıyorum. Şöyle atıyorum birader. Ha, ne olur burada 70 kil alıp şey kasarsam daha da harika olur ama hadi bakayım benim şu kılıçtan daha yüksek hızla savurun da göreyim. Beyler hücum. Şurada toplan geri. Çünkü ileride bir parça daha adam geldi. Ki geliyor.
Ya ben de mümkün mertebe gece girmek istemiyorum da. Mecbur kalıyorsun abi. Ne yapacağım? Birader hücum. Oo, adamlar beni malamat ediyor burada. Canım azalıyor. Şu an var ya elime aldığım şu kılıç. Efsane bir kılıç ya. 37 düşmanı falan biçmişim. Fillerin içinden falan göremiyorum da millet zıplaya zıplaya gidiyor vallahi. Hocam bu fight'ı tehlikeye atarsam sıfırlanırız. Yani mümkün mertebe skill falan kullanmayacağım da. Ya Rabbi bir föt basabilirim skill. Çünkü şu gücü 22'ye kasma olayını istiyorum ya. Aa, adamlar bizi yedi mi burada ya? Adamlarımız biraz geride kaldı herhalde. Toplanın. Gözümün önünde gitti fil savaşçıları. Gözümün önünde. Ay, o kötü oldu. 15 ölü 26 yaralı. Karşıda 41 asker var. Okey. Sorun değil. Mücevher elde edildi. Hiçbir şey göremiyorum. Efendim sevgili Temiz 7. ayında Warband ne zaman demiş? E bozdun. Yani şu an mutlu musun? Bütün ayarlarımı bozdun. Ya yani YouTube'a soruyorsan en kısa zamanda atarız. Yayında soruyorsan herhalde yarın tekrar oynarız. Ama daha bölüm bitmedi bile. Espri ise de komik değil. Üzgünüm. Görüşmek üzere. Uçuyor Emre Babuş. Dikkat et kendine. Espri ise de komik değil kanka. Bizde Warband'ın şakası yapılmaz. Birazcık hassasiyet lütfen. Şey değil mi böyle, ne bileyim, milletin işte hassasiyetleri farklı olup şu konuda şaka yapılmaz, bu konuda şaka yapılmaz falan. Bende de şey böyle. Warband konusunda şaka yapılmaz. Hocam gidebilirsin, 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 gidebilirsin. Müthiş onurlu bir adamım, sen de gidebilirsin. Ve buradan esirlerden parayı bulduk ama 180 askerim kalmış. Bu 180 adamla biraz zor şey yaparız gibime geliyor. Şehri alırız ama şehrin şeyi kalmadı. Yani baktığınız zaman şehirde lord namına kimse kalmadı. Dolayısıyla zorlayabilirim ya. Bence zorlayabilirim abi. Bir tane daha mücevher geldi. Teşekkürler. Loot'u salla. Doğru düzgün para mara çıkmaz zaten. Askerlere bir tur daha upgrade. Sipahi, atlı paralı asker. Soylu Moğol okçusu. Alp süvarisi.
Arbeletçi ve Selçuklu atlısı. Hemen save, hemen save. Yarına kadar bekle. Su kaynaklarını falan da zehirleyemiyorum ki. Yani adamların gıdasının bitmesini beklersem ben daha erken geberirim. Evet, saldırıyı bizzat yönet ya da hücum emri ver diyebiliyorum. Ne yapabiliriz ki burası için? Yani burayı alıp kendime almalı ve kendime aldıktan sonra da ne kadar kayıp verirsem vereyim. Bu arada içeride 250 tane adam var. 260 tane. İlla aralarından kıdemlileri gelir, bir şey gelir. Burada bir iş yapılır ama ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Saldırıyı bizzat komuta et diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Şurada durun. Cephaneleriniz bitene kadar oklayın. Ben de tam olarak öyle yapacağım. Yavaş olun. Nereye attım onu? Kaça kaç? 50'ye 150 girmişiz. 74 adamı öldürmüşüz. Dur. Bizimkiler vurulmaya başladı. Yarına kadar bekle derken. Aa. Lan gruba bastık ve her şey bitti mi lan? Ah be abi. Nerede şu Selçuklu keskin nişancıları? Bunları al. Azovlu kadın savaşçı. Selçuklu okçularını al. Soylu Moğol okçularını al. Ondan sonra gulamlardan iş çıkmaz. Elimizdeki arbeletlilerin sayısı falan sınırlı. 500 asker var burada. Zorlamaya devam ya. Duvara saldırmaya hazırlan. 8 saat içerisinde. Allah'a neredeyse oklatıp oklatıp geçeceğim. Yani kimsenin gelip bana bu arada lülü yapabileceğini zannetmiyorum. Teşekkür ederim Steelblade, sağ olasın. Efendim sevgili Mehmet, abonemiz olarak dördüncü ayını kutluyor. Mehmet teşekkür ederim, dördüncü ayın kutlu olsun, sağ olasın. Birader. Tam şuraya durun. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bence benim kadar hızlı toplanamaz bunlar ya. Kıpçaklardan gidip elit savaşçıları falan alacağım. Bak bir 50 adamlarını falan daha vurduk onların. Sol üstteki süre sınırı. Aralıksız yayında olacağımız süre miktarı hocam. Şu bug'landı bence ya. Bir bandaj atıp gireceğim kral içeri. Birader bu ne? Öldüm galiba. Evet, bandaj kurtarmadı. 17 ölü, 6 yaralı, 79 ölü. Kuşatmayı kaldır. Bekle, Kıpçaklardan adam toplayıp geleceğim ulan. Kıpçaklardan adam toplayıp geleceğim. Ben burayı zayıflattım diye fırsat bilip başka bizden adamlar şey yapmasın da. Şu an benim ihtiyacım olan tek şey o Kıpçaklardan alacağım elit okçular. Yani orayı oklata 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 içeri gireceğim. Benim başka bir seçeneğim yok burada.
Oklata oklata hocam. 200'e kadar asker alabiliyorum. 159 askerim var. Zırhmırh verdim, bir şey verdim de kime aldım? Ha, kılıçlı paralı asker aldım. 800 altını. İyi halt yedin Samet. Abi 23 tane Kıpçak kadın savaşçısını aldım. Bunlar okçuydu yanlış bilmiyorsam, değil mi? Azovlu kadın savaşçı. Azovlu kadın savaşçı oluyorlar. Azovlu kadın savaşçı garanti okçu, ona eminim de. Bana kendinden bahset. Evet, okçu tamam. Nereden alabilirim başka Kıpçaklardan asker? Adamları her yerden bastırmışlar abi. Kaleleri maleleri yok ki heriflerin yani. Boşta kaleleri olsa elit asker alacağım da her yeri aynı anda kuşatma altında. Bak bura bug'da gözüküyor. Niye burayı kuşatayım abi ben? Kıpçaklarla bir sorunum yok ki benim. Bir sorunum olsa adamın 710 tane askeri var ya. Herhalde buranın kuruluşu bu şekilde. Yok, direkt kaleyi kuşat seçeneği çıkıyor. Peki mesela kafayı Alaaddin Keykubat ve ordusu kuşatıyor. Güzel. İyi para harcıyorum, çaktırma. Buranın pek bir şeyi kalmamış. Sonraki saldırıya bensiz girin. Keşke burayı bana verse, var ya ne iyi olur. Selçuklu Gulamhası. Abi Selçuklu Gulamhası iş yapmaz. Alacak olsam Selçuklu Gulam'ı isterdim zaten. Belki de burayı bana verir ya. Burayı var ya, bok bana verir. İstesem verir mi acaba? Elimdeki bütün esirleri al. Çiftçi. Kral dur, seninle ilgilenemeyeceğim şu an. Alaaddin Keykubat burada mı? Burada. Yürü abi Sultan Alaaddin Keykubat'ın yanına. Bana bir toprak verse o kadar makbule geçecek ki. Kral bir dur. Abi Harmut toprakları. Ben de senin önerdiğin adayı destekliyorum. Harmut toprakları ile alakalı bir ilgim yok. Peçenek köyünden adam alınıyor muydu ya? Peçenekli asker topla. Tamam, İtil'e gel. İtil'de elit asker toplamaya devam edelim. Pardon. Biraz ışınlandım ama geri almama gerek yok herhalde. Elit birlik toplayamıyorum. Moğollarda da vardır herhalde şey ya. Abi bize biraz para lazım. Ben gene paranın suyunu çektirdim. Yok, aslında param varmış. Ben gene paranın suyunu çektirir gibi oldum. Şurada kamp yap. Bir süre bekle. Atletizm artı 2 alacağız. Elit asker toplayamıyor muyum buradan? Normalde kalelerden de elit asker toplanıyor ama olmuyor galiba. Kıpçak acemisi. Kıpçak acemileri neye dönüşüyor acaba? Vuru derim kitap ne alemde? %20. Ya bir şey söyleyeyim mi? Alabildiğimiz bütün soylu askerleri falan alalım. Allah ne verdiyse gidelim şu Barseh'i almak için vuruşalım. Yapacak başka hiçbir şey yok. En azından ya öteki şehri bana vermeyecek, ona eminim.
En azından kayıp da versek, şey de versek oradan karşılarız. Paralı süvari. Paralı süvari ve kiralık kılıç değil de böyle bana okçuluk yapacak adam lazım. Neyse 25 tane Selçuklu gulamhasını ver. Kaleden maleden toplanıyor muydu adam? Yok, kaleden adam toplanmıyor. 204 tane adamım var. Allah ne verdiyse dalar alırız ya. Şöyle bir kaydedeyim. İçeride çok asker var. Duvara saldırmaya hazırlandığımda bunlar üstüme gelir herhalde. Gelmiyorlar. Ya gelmezlerse onlarla beraber Barsehi başlarını yıkacağım. Burayı benim bir kendi çabamla ele geçirmem lazım ki. Aslında bir saniye. Emir Durak. Alaaddin Keykubat. Aslında Alaaddin Keykubat'ı bana şey yapması konusunda ikna edebilirim ya. Benle gelmesi konusunda. Ama bu toprakları kime bırakalım? Ben de senin desteklediğin adamı destekliyorum. Beni takip eder misin? Bir fikrim var. Sen beni takip et diyor. Kral sen benimle gelir misin? Tavsiyelerini dinlemiyorum diyor. Yemin ediyorum yalnızlığa terk edildik ya. Bir böyle 100 adamlık daha adam olsa şurada 223 adam. Ebul Gazi abi. Birinizin benimle iyi ilişkisi olmalı ya. Yok. Gelmez. 189 askerlik adama tıklayamıyorum. 127 askeri olan. Yok. Bu da sıfır. Bu eksi bir. Oho abi biz bitmişiz ya. Biz harbiden bitmişiz ya. Ya biz bitmişiz, yalnızlığa terk edilmişiz. Güzel. Üzerimize saldırmaya geliyorlar. Harika. Dur abi, dur 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 dur. Biç adamları. Hücum baba, hücum. Ben bu arada bu kaleyi alana kadar skill patlatıyorum. Tecrübe puanı harcayıp skill basıyoruz abi. Yani normalde evet skill basmamı istemiyorsunuz farkındayım ama en azından artık bir kale almamız lazım. Yoksa seri hiç ilerlemeyecek. Dışarı hücum etmeleri onlara 140 askere falan mal oldu. Bizden de 6 kişiyi alabildiler. Abi saldırıyı bizzat yönet. Hocam ölümüne ya. Ölümüne bu savaş artık yani. Başka hiçbir seçenek yok ya. Öleceğiz. Ya da burayı alacağız. İki seçenekten biri. Bekle kral.
Güzel yardık burayı. İstiyorum arkadaş bu kareyi. Burayı almak hem haşhaşilerin sonunu getirecek, hem de bana oturup adamlarımı güvenle kenarda bırakıp kitap okuyabileceğim güvenli bir yer verecek. Hem de ilk toprağımı almış olacağım artık. Zamanı geldi ya. Toprağı almanın zamanı çoktan geldi de geçiyor bile. Hocam o kadar kolay değil. Bunlar fırlatma silahı olarak ne kullanıyorlarsa bu arada. Sağlam can yakıcı bir silah. Keşke bombaları içeri girerken değil de burada kullansaymışız. Canımız sağ olsun. Birazdan 70 kill ödülü de gelir. Güzel güzel güzel. Uf. Aleykümselam Magma. Teşekkür ederim iyi yayınlar dileğin için. Sağ olasın. Hocam bu arada bu toprağa ihtiyacımız var ya. Bu toprağa net ihtiyacımız var abi. Ha, son iki asker. 4, 5, 6. Orada çıkıyor ölüyor. Çıkıyor ölüyor galiba yani. Sanırım öyle oluyor olay. Oh. Hocam Alamut Kalesi fethedildi. Düşmanlar serbest bırakıldı. Kimseyi esir almıyoruz abi. Kimseyi esir almıyoruz. Onur puanı kasıldı. Şimdi bana alabileceğim en tecrübeli adamları veriyorsun ve dandik adamları atıyoruz. Örneğin yani şuradaki Selçuklu piyadesi olur. Türkmen yayası olur. Alp. Gazi. Bunları bir atıyoruz. Selçuklu Arbeletçisi. Bunlar böyle çok da şey değil. Alp Okçusu. Bunlar çok da parlak üniteler değil. Ne kadarlık bir asker alabiliyoruz? 40-50 tane asker alabiliyoruz abi. Şöyle bir en baba yiğitlerinden almaya başlayalım. Kıpçak Hafif Süvarisi. Kıpçak Kıdemli Okçusu. Savaşçısı. Haftalık maaşlarına göre yargılayacağım adamları. Bu arada error vermeye başladı. Şunları alıp anında save almam lazım benim. Birader lütfen atmasın oyundan ya. Bak bu savaş için çok mücadele ettim gerçekten. Acemi ya da atlı almayacağım. Sultan muhafızlarını al. Birazdan oyun çökecek bu arada. Ama bu ekranda çıkıp save alamam. Dandik ünite aldım farkındayım. Odaklanamıyorum şu an. Dediğim gibi her an oyundan atma tehlikesi olduğu için. Her yerde error yazısı. Her yerde error yazısı. Birader öyle bir mod yapmışlar ki hem çok güzel. Sarıyor. Sürekli event var. Sürekli bir yere koşuyorsun. Hem de bir yerde illallah ettiriyor. Çünkü sürekli bir olay var. Abi son 4 adam alabiliyorum. İkisine bunu aldım. İkisine de artık Türkmen atlı okçusunu aldım. Lakin bütün esirleri alacağım. Evet dostlar böylelikle... Var mı burada yer? Var. Çok iyi. Şunları bir hizalı diz. Yok buradan alacağım bir şey yok ya.
Yani hiçbiri bu paraya satılmıyor zaten biliyoruz. Buranın bana verilmesini istedim. Yıkılan evler için yardım yaptık. Hemen döndüm, save aldım. Çünkü her an çökebilir. Hemen döndüm, yedek save'i de aldım. Evet dostlar, yani 93. gündeyiz ve bir şekilde bir yerleşim yerini almayı başardık. Şimdi ben burada biraz bekle diyerek, eksi 8.000 çok iyi. Ben burada biraz bekle diyerek hükümdarın karar vermesini bekleyeceğim. Gürcistan Krallığı da savaş ilan etti. Abi farkındayım. Bu arada en ufak alt tabda bittik ya. Yani hiç şansımız yok. Gerçekten hiç şansımız yok. Level alabildiklerine level ver. Karaktere tıkladın. Gücü 21 yapsam da bir şey fark edeceğini düşünmüyorum. Çevikliğe gitsek ne yazar? Yani zekaya falan gitmek lazım burada. Zekaya gidelim, çeviklik falan kasılır. Esir yönetimine de artı bir verdim. Fırlatma abi, fırlatma. Bize ağırlıklı olarak lazım olan şey bu. Hükümdarın karar vermesini bekleyeceğiz. Teşekkür ederim efendim. İyi yayınlar dileğiniz için. Çok sağ olun. Bura umut ediyorum ki benim olur. Ha, koşu atı geldi. Sevgili Furkan 15. ayında iyi yayınlar dileğini iletiyor. Teşekkür ederim Furkan, sağ olasın. Taş şaşiler artık yok. Ve Selçuklu Devleti'nin bir savaş cephesi ortalıktan kayboldu. Artık Selçuklu bir cephede daha az savaşacak. Lakin burada o Kıpçaklar da bize girdi. Kıpçaklar da bize girdi. Eyvah eyvah. Barınma için ücret ödüyorsun. Ama ücret ediyor göstermiyordu beni. Hocam. Biraz bir çok bak bu oyunda çok beklememek lazımmış. Onu anladık öyle değil mi? Şu uzun tığ mızrağı ve şunları satarım. Mücevherler kalsın. Şunu giymek için can atıyorum zaten. Şu sıra satılacak. Ve gidip yemek ve su alınacak. Beni buradan acilen alışveriş yapabileceğim yerlere götür. Oha, Tebriz kuşatma altında. Abi yürü. Evet dostlar artık yani bura kime verilecek? Ne olacak? Ne bitecek? Gelecek bölümde göreceğiz. Tebriz kuşatma altındayken benim gidip o kuşatmaya yardım etmek dışında başka bir seçeneğim olduğunu zannetmiyorum. Adamlar çok kalabalık gelmişler belli ki ve yemeğe yetişmesi falan da cidden ayrı bir mesele. Şöyle bir her şeyi bir araya topladığında ya avcılıkla şunla bununla bile kastığımız yemek yetmiyor. O envanter yönetimini arttırıp gene envai çeşit yemek depolamak gerekecek ilerleyen zamanlarda. Şimdi efendim şöyle bir kuşatma için bir kenara gelelim. Burada save alıp videoyu sonlandıralım. Kıymetli arkadaşlar, değerli vaktini ayırıp eşlik eden herkese teşekkürler. Bizden bu videoluk bu kadar efendim. Artık gelecek bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Esenlikle kalın. Bye bye.